1071 yılının Ağustos ayında Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun Malazgirt'te kazandığı büyük zaferin ardından Anadolu içlerine hızla yayılmaya başlamıştı Türkler. Yıllardan 1204, Selçuklu Devleti'nin üst yönetim kadrosunda mühim bir rol oynayan ve 100 bin çadırlık Türkmenlerin lideri olan Hüsamettin Çoban Bey Kastamonu önlerine gelmişti. Günler günleri kovalıyordu birbiri ardı sıra. Türkmen sipahilerinin canlarını ortaya koyarak yaptıkları tüm akınlar neticesiz kalıyordu. Çünkü Kastamonu Kalesi bulunduğu konum ve yapısı itibariyle çok muhkem idi. Kaleyi zapt etmek şöyle dursun, surların altına geçebilmek bile neredeyse imkansızdı. Kuşatma başladığından beri haddinden fazla şehit vermişti Hüsamettin Çoban Bey'in komuta ettiği Selçuklu sipahileri. Buna rağmen askerde geri dönmek, kuşatmayı kaldırmak gibi bir düşünce yoktu. Aksine güneşin ufukta belirdiği her yeni güne daha bir azimle, daha bir istekle başlayan sipahiler şehitlik mertebesine bir an önce ulaşabilmek için kılıç çalıyor, ölüm yağdıran oklara bedenlerini siper ediyorlardı. Ne var ki bir türlü kale kapısını açmak ve zaferi getirecek o son hamleyi gerçekleştirmek mümkün olmuyordu. Bir gün daha sona ermiş, güneş inzivaya, kuşlar yuvalarına çekilmişti. Hüsamettin Çoban Bey derin düşünceler içinde kıldı yatsı namazını. Bir gün daha zafer hasretiyle sona ermişti. Hüsamettin Çoban Bey'i bunca şehidi buralarda öksüz bırakıp kuşatmayı kaldırmak zorunda kalma ihtimali korkutuyordu. Bu kale alınmalıydı. Kastamonu tekrar ve bir daha elden çıkmamacasına Türk yurdu olmalıydı. Ve günlerden cuma, güneş Ilgaz'ın dumanlı tepelerini selamlayıp Kastamonu'yu aydınlatmaya başladığında Türk sipahilerinde de hareketlenme başlamıştı. Kılıçlar kınlarına, oklar sadaklara yerleştiriliyor, dualar, aminler desteğinde Mevla'ya yükseliyordu. Kastamonu önlerine gelindiğinden bugüne cephe gerisinde hizmet gören Yunus Mürebbi isimli, bıyıkları yeni yeni terlemeye başlamış bir genç, bir nalbant çırağı bugün her zamankinden daha telaşlıydı. Gözlerindeki garip ışıltı, heyecanı ile birleşince daha da belirgin hal almıştı. Devamlı da Kastamonu Kalesi burçlarına odaklanıyordu gözlerini. Ondaki bu anormal hali görüp sebebini merak edenlerin merakları Yunus'un "Atabey'i görmeliyim, işim acele" cevabıyla bir kat daha artıyordu. Bu arada Hüsamettin Çoban Bey karargah merkezinde bu kumandanlarıyla son hazırlıkları gözden geçiriyordu. Planlar ortaya konuyor, Bizans askerlerinin direncini kıracak yeni savaş taktikleri üzerine düşünceler tartışılıyordu. Karargah merkezinde paldır küldür dalan genç bir sipahi bütün dikkatleri üzerine topladı. Daha kimsenin konuşmasına fırsat kalmadan heyecanla "Beyim, koçu beyim, ata beyim, huzura destursuz daldığım için bağışlayın beni. Cenk zamanı bayraktar ben olmak isterim. Ne olur bunu esirgemeyin benden." diyerek Hüsamettin Çoban Bey'e yöneltti buğulu bakışlarını. Hüsamettin Çoban Bey baştan aşağı süzdü bu genci. Henüz bıyıkları yeni terliyordu. Çocuk denecek yaştaydı. Değil savaşta bayraktar olmak, cephe gerisinde bile olsa savaşa bile gelmemiş olması lazımdı. Yine de kızmadı, kızamadı. Bu genç yaşta hem savaşa katılmak gibi bir cesaret hem de bayraktar olmak gibi yüce bir ideale sahipti. Bu çocuğa kızılmaz, ancak alnından öpülürdü. Fakat bu ordunun komutanı olarak duygularla değil, gerçeklerle bir olması gerekiyordu. Kesin ve net oldu Hüsamettin Çoban Bey'in cevabı: "Hayır."
Bu cevap genç Yunus mürebbiyenin gözlerinde biriken selin yanaklarına taarruzu için yetmişti. Önce yanaklarına, ardından çiğ yemiş toprağa düşen gözyaşları içerisinde gece gördüğü rüyayı anlatmak zorunda kaldı. Atabeyim, bu gece rüyamda sevgili ve şerefli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmekle şereflendim. Yarın bana kavuşacaksın Yunus, fakat elinde bayrakla gel buyurdu. Biraz öncesine kadar sadece Yunus mürebbiye ağlıyordu. Oysa şimdi Yunus mürebbiyenin sözleriyle Hüsamettin Çoban Bey başta olmak üzere bütün beylerin gözleri yaşarmıştı. Hüsamettin Çoban Bey için söylenecek söz yoktu. Çünkü emir demiri keserdi ve emir çok büyük bir yerden gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrini kim hayır diyebilirdi ki? Yunus mürebbiye bayraktarlık vazifesini Fahri Kainat Efendimiz vermişti. Ve bugün bu gencin şehadet mertebesine erişeceği de müjde edilmişti. Yunus mürebbi biliyordu bugünkü savaşta şehit olacağını. Güneşin doğuşunu son kez seyrettiğinin farkındaydı. Ama içinde en ufak bir korku, en ufak bir endişe yoktu. Ölüm yokluk değildi çünkü. Hele böylesine kutsi bir ölüm. Yeni ve güzel bir hayatın ilk adımıydı. Hüsamettin Çoban Bey gözlerinin prangasını kırıp yanaklarına süzülen iki damlanın son bir hamleyle ulaşabildiği sancağı büyük bir hürmetle öperek teslim etti Yunus'a. Güneş iki mızrak boyu yükseldiğinde Allah Allah nidaları eşliğinde hücuma kalktı Selçuklu sipahileri. Kalenin burçlarından kazan kazan kaynar yağ dökülüyordu sipahilerin üzerine. Alevli paçavralar yakıyordu bedenleri. Ve savaş meydanında kısık kelime-i şehadetlerle son nefeslerini veren şehitlerin bedenleri uzanıyordu tek tek. Deli Sungur, Derviş Musa ve Kara Duran Beyler himaye etme gayetindeydi. Çünkü bugün zaferin geleceğini ve bu zaferi getirecek ilk hamlenin de bu yiğit çocuktan geleceğini biliyorlardı. Bu üç beyin sadaklarından çıkıp yaylarına gerilen oklar Yunus mürebbiyi hedef alan her Bizans askerini tek tek yere seriyordu. Bir ara belindeki urganı surların tepesine ulaştırmaya muvakkak oldu Yunus. Ve sanki kuş olup kanatlanmışçasına çok kısa bir süre içerisinde surların sağ burcuna ulaştı. Sancağı çok büyük bir heyecanla dikti burcun tepesine. Artık Hazreti Peygamber'in verdiği vazifeyi tamamlamış sayılırdı. Şehadet anının yaklaştığını hissetti. Bir eliyle sancağı tutarken diğeriyle de hantal kale kapısına yağlı halatlarla hamle yaptı. Sırtındaki yanmayla sendeler gibi oldu. Ardından sol omzunda hissettiği aynı acıyı ve bir sıcaklık sardı sırtını. Bizans okçularının yaylarından çıkan iki ok hedef edinmişti Yunus'u. Ve her ikisi de hedefi bulmuştu. Bütün gücünü topladı Yunus. Ya Allah nidasıyla ardı ardına üç kılıç darbesi indirdiği yağlı halatlara günlerdir zaferin muştusunun duyulmasını engelleyen kapı nihayet açılmıştı. Bu arada Yunus mürebbinin üzerine oklar yağmaya devam ediyordu. Kılıcı bıraktı elinden ve sağ elinde sancağı tutan sol eline destek etti. Burçlarda dalgalanan Selçuklu sancağını gören sipahilerin bilekleri daha da güçlenmiş, yürekler ayrı bir coşmuştu. Bizans askerlerinin bundan sonraki bütün çabaları sadece kendi canlarını kurtarmak içindi. Kalenin sağ burcundaki sancağın nazlı nazlı dalgalanmasıyla coşan Selçuklu sipahilerinin durdurulması artık imkansızdı. Yunus mürebbinin açtığı kapıdan bir sel gibi attı kalenin içine sipahiler. Havaya kalkan her kılıç yere doğru süzülürken
bir Bizans askeri de ölümün soğuk kucağına itiyor, gerilen yaylardan fırlayan oklar adrese teslim oluyordu. Kale kapısı civarındaki Zafer'in kılıç sesleri yankılanırken sağ burçta bir abide duruyordu. Nihayet kutlu bir cuma gününde zafer nasip olmuştu. Önce iki rekat şükür namazı kıldı Hüsamettin Çoban Bey. Sonra savaş alanındaki şehitler arasına daldı. Kara Duran, Derviş Musa ve Deli Sungur kalenin sağ burcundaydı. Hüsamettin Çoban Bey anladı Yunus'un sağ burçta olduğunu. Hemen oraya yöneldi. Yunus mürebbi, vücudunu delik deşik eden onlarca oka rağmen dizlerinin üzerindeydi. Yıkılmamıştı. İki eli de sancağı sıkı sıkıya sarıldı ve sancak dimdik duruyor, gururla dalgalanıyordu. Değil birkaç düşman oku, ölüm bile sancağı bıraktıramamıştı Yunus mürebbiye. Yunus mürebbi şehitlik makamına ve insanlığın kurtarıcısı, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmuştu. Hem de elinde bayrakla.